Ekranda y eşittir x üzeri 3 bölü 2'nin grafiği var. Bu videoda bu eğrinin x eşittir 0 ile garip bir değer seçeyim. Şimdi mesela x eşittir 32 bölü 9 arasındaki yay uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Bu arada 32 bölü 9 garip görünse de göreceksiniz işimizi çok da zorlaştırmayacak. 32 bölü 9, 3 tam 5 bölü 9'a eşittir değil mi? Ve o da yaklaşık olarak burada bir yerdedir. Evet, şimdi sarıyla boyamaya başladığım bu yayın uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? 0 ile 32 bölü 9 arasındaki. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu yayın uzunluğunu kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Denediniz ve sonucu buldunuz değil mi? Eğer bulamadıysanız videonun herhangi bir anında durdurup oradan devam edip sonuca kendi kendinize ulaşmayı da deneyebilirsiniz. Şimdi bundan önceki videolarda kavramsal ispatını gördüğümüz yay uzunluğu formülünü uygulayalım. Hemen not ediyorum. Yay uzunluğu. Evet. Neydi? İntegral 0'dan e, 32 bölü 9'a kadar kare kök içinde ama... Ama isterseniz önce formülü yazayım, sonra da elimizdeki değerleri yerleştiririz değil mi? A'dan B'ye diyeyim, evet. Ee, karekök içinde 1 artı f üssü x'in karesi dx. Evet, buydu genel formül. Elimizdeki örneğe göre de yazınca 0'dan 32 bölü 9'a karekök içinde 1 artı ee, bu arada hemen f'in türevini alalım şurada. fx neydi? x üzeri 3 bölü 2 idi değil mi? O halde f'in birinci türevi de 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'ye eşit olur. Bu fonksiyonu seçmemizin nedeni de karekökün içine koyduğumuzda sadeleşmesi ve ters türevini almanın kolay olması. Bu soruyu hazırlarken güzel bir sonuç elde edebilmek için çok çalıştık. Peki, nerede kalmıştık? f üssü x'i bulduk, şimdi bir de karesini alalım. Ee, f'in birinci türevinin karesi eşittir, 9 bölü 4 çarpı x üzeri, 1 bölü 2'nin karesi de x üzeri 1'e yani x'e eşittir, öyle değil mi? O halde yazalım, 1 artı 9 bölü 4 çarpı x ve dx. Elimizdeki ifade ters türevini almayı bildiğimiz bir ifadeye dönüştü. Hatta aklımızdan bile yapabiliriz ama isterseniz o kadar da ileri gitmeyelim ve u dönüşümünü uygulayalım. Tabi gene isterseniz burada 1 artı 9 bölü 4 x var. Bunun türevi ise 9 bölü 4 diye düşünüp ilerleyebilirsiniz. Ancak az önce de dediğim gibi ben u dönüşümünü yapmayı tercih ediyorum u'yu 1 artı 9 bölü 4 çarpı x olarak belirleyelim. Bu durumda du bölü dx de 9 bölü 4 olur değil mi? Buradan du'yu yalnız bırakırsak 9 bölü 4 dx olarak elde ederiz. Buradan bir de dx'i yazayım. Evet dx de iki tarafı 4 bölü 9 ile çarparsak 4 bölü 9 du'ya eşit olur integralin sınır değerlerini de değiştirmemiz lazım. x 0 evet u, bir bakalım, 9 bölü 4 çarpı 0, 0 edeceğinden 1'e eşit olur ve x 32 bölü 9 olduğunda da 32 bölü 9 çarpı 9 bölü 4 8 eder. 8 artı 1'den de 9 elde ederiz. Neden bu sayıyı seçtiğimizi şimdi daha iyi anlamış olmalısınız. Harika değil mi? Devam edelim. Buradan devam ettiğimizi de şu şekilde göstereyim. Peki, u eşittir 1'den 9'a. Kare kök içinde u, değil mi? dx yerine de 4 bölü 9 du yazacağız. Şöyle yazayım, şöyle yazayım. Kare kök içinde e, doğru renk olmadı. Kare kök içinde u ve dx yerine de 4 bölü 9 du yazacağız. 4 bölü 9'u doğrudan integralin dışına yazabilirim. Bu integrali kalkülüsün ikinci temel teoremine göre değerlendirmemiz gerekirse, 4 bölü 9 çarpı karekök içinde u'nun ters türevi ki bunu u üzeri 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz, u üzeri 3 bölü 2'ye eşittir. Tabii bir de 3 bölü 2'ye bölmemiz lazım. Bunu da çarpı 2 bölü 3 olarak yazalım ve u 1 ile 9 olduğunda neye eşit olacak acaba bunu bulmamız lazım. Sona çok yaklaştık. 4 bölü 9 çarpı 2 bölü 3 çarpı 9 üzeri 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 üzeri 3 bölü 2. 9'un karekökü 3'tür, 3'ün küpü ise 27'ye eşittir. Burası da 1. Böylece geriye 2 bölü 3 çarpı ya da bunları 2 bölü 3 parantezine alalım. 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 9, 8 bölü 27 edecek. Buradan da 27 eksi 1 gelecek ve 27 eksi 1 26 eder. 8 bölü 27 çarpı 26 da bakalım. 8 çarpı 26, 8 kere 20, 160 ve 6 kere 8, 48'den 208 eder ve sonuç 208 bölü 27 olur. İşte bu kadar.